bugün 1 Ocak 2020 Kağızman'da Hayat 1. bölüm. Efendim, başlatıyoruz 1. bölümü Kağızman'da Hayat'ı. Kağızman'da Hayat Derel'in kahvesinde. Evet. Kaşarcılar Kralı Ahmet Taşlan'la birlikteyiz. Kral değilim biz abi. Vatandaşız. Vezir. Yo, vatandaş. Kaşarcılar Veziri. Vallahi iş geldi. Efendim, Kağızman'da Hayat nasıl gidiyor? Allah'a çok şükür, her şey yolunda. Eskiden zehmeti dedim mi kapıya çıkılmazdı. Şimdi bugün yanılmıyorsam cumartesi 8, 12-13 zehmeti bugün. Yanılmıyorsam 13 zehmeti. Sen daha iyi bilirsin Aydan. 13 müdür? 20.000'de başladı zehmeti. 20.000'de başladığına göre 12. gün. 12. gün zehmetten eser yok. Ama sonu hayır mı olur, şer mi olur, onu da Allah bilir. Hayırlısı diyelim. Evet. Hayırlısı diyelim. Kaşar satışları nasıl gidiyor? Sayıda bir düşük. Düşük yani, milletin alım gücü düştü. Niye pahalı veriyorsunuz baba? Ya abi pahalı, bizim bir şey o. Yani maliyet pahalı oldu mu, sayıda bugün bir göğermiş çiçekler 27 lira diyorlar. Evet. 27 lira hakikaten çok para. Hakikaten çok para. Yani bir çiçek aslında eski ismi üstünde imansız. İmansızın 28 lira olduğu yerde bence kaşar 30 lira çok da değil ama milletin alım gücü... Şimdi kaşarların yeni kaşar, orta kaşar, eski kaşar... Kaşar bir de gravyer. Gravyer. Gravyerin var mı? Var. Var sayılır. Fiyatı nedir gravyer? Fiyatı 100 lira. Ali Bey'indir, Gölen'in. Ali Bey. Ali Bey. Kilosu 100 lira. 100 lira. Efendim... Eski kaşar kaç lira? Eski kaşar da sayıda bir. Kars'ın ki 40 lira, Gölen'in ki 42 lira. Hani Ali Bey'in ki biraz farklı. 42 lira. 42 lira. Şimdi bize 100 liralık kaşar vereceksin 42 liradan değil mi? Yok sen kısa ya. Öyle mi? Sen bizim dostumuz. Ben bugün bir kolu göndereceğim ama siyah kızıma. Oğlum kargo yok ki bugün. Yarın. Kargoya değil. Ha, bir arabasına vereceğim. Tamam yetiştiririm İstanbul'u. Sayıda. Yetiştiririm. Efendim. Şimdi ben geldim sizin dükkana. Kaşar almıyor. Kardeşim dedi ki, Derel'in kahvesinde çay içiyoruz. Doğrudur efendim. Dedim çay keyfi yapıyor. Hani çayın nerede sen? Ben çayımı içtim. Yok sana çay gelsin ki çayını da çekelim. Davut Bey, çay da abi, çayı da çekelim sayıda. Evet. Şimdi 2 aylık kaşar ne kadar fiyat olarak? Valla 2 aylık sayıda Ali Bey'im var, o da 37 lira. 37 lira. 2 aylık kaşar. 2 aylık. 30 liralık hangisiydi ya? 30 liralık Ergen, Kars'ın taze kaşarı. Taze kaşar. Taze kaşar. Evet. Peki bu gravyerle kaşarın arasındaki özelliği anlatabilir misin? Sayın abi yağ oranı... Ben de çayımı şöyle yudumlayayım. Yağ oranı fazla, biraz daha fazla emek isteyen... Bu da garsonlar kralı bak. Seni bir tanıyabilir miyiz? Yavuz Kazak. Evet. Kaç yıldır böyle garsonluk yapıyorsun? Paşa hocalarındandır. 30 senedir. 30 senedir. Daha garsonluk yani sadece 30 senedir. 30 senedir garsonluk. Peki garsonluğun bir cilvelerini anlatabilir misin bana? Saymakla bitiriz. Ne gibi? Bir tanesini anla. Yoğunum şu anda. Şu anda yoğunum. Öyle mi? He. Yoğun olmadığın zaman. Tamam. Ama belki abim de çek. Bu da arıcılar kralı. Bu da arıcılar kralı mı? Tabii. Abim çek. Sen arıcılar kralısın. Hayır, kral. Yoksa vezirisin. Durma, sıradan bir arıcısın. Arıcılar vezirisin. Kendi arıcıda bir insan. Adın söyledin ne sen? Abubekir Durdi. Abubekir Durdi. Evet. Bu Zilan Müzik Emre Durdi var. Evet. Yeğenin mi sen? Yeğenim. Müzefer Durdi? Amcamın oğlu. Onun babası. Amca çocuğu. Sizin de başınız sağ olsun. Sizin aileden bir şahıs vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kaç yıldır arıcılık yapmaktasın? 15 yıldır. Geçen sene ne kadar bal aldın? Hiç don aldın mı? Bir tane yaptım. Ahmet Bey'e sattın mı hiç? Yok. Balın fiyatı kaç lira? 40 lira. Toptan 40 ama. Toptan 40 lira ama perakende 50 lira. Perakende pahalı. 50 lira. Kuloğlu köyüne mi koyuyorsun arıları? Yok. Nereye? Buradayım. Arılar. Yazın nerede kışlattın? Nasıl? Arıyı nerede kışlattın? Burada kışlatıyoruz. Dereli gel Dereli. Az gel gel hele bir dakika bir şey soracağım. Az gel gel. Eyvallah.
Yeni yılın hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Efendim, kimsen yıllarca horoz dövüştürdü. Bu Kağızman'da horoz dövüştürme devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Var değil mi? Ya var. Yine devam eder misin sen yoksa? Ben yok, yapmıyorum. Bırakmışım. Bırakmış. 12 yıldır. Peki kaç yıllık kahvecisin? Ben mi? Vallahi 30 yıllık, 35 yıllık. 35 yıllık. Allah rahmet eylesin. Senin babanla da röportaj yapmıştık kahvehanenin önünde. Bak şimdi sana da nasip oldu. Allah sana uzun ömürler versin. Efendim, kaç türlü çay yapıyorsunuz siz? Var 3-4 çeşit var. Süzme, çiçekli, açık, kan. Peki Eşref Paşa yapan Eşref var mı? Paşa. Eşref Paşa'yı isteyen var mı? İçen var mı şimdi? Var. Eşref Paşa'yı biz... Cemil Kırlıçe, başa... Eşref Paşa'yı bize bir tarif edebilir misin? Eşref Paşa'yı size nasıl tarif edebilir? Şey olarak, çayın özelliği. Çayın özelliği ne? Sade nemdir, yarımdır. Evet. Sade yarım. Yarım çay. Su mu çekmez. Şimdi İzmir'de bir belediye başkanlığı yapan Eşref Paşa vardı, Ahmet Bey. Evet. Bu Eşref Paşa kahveye gider, demli çay ister. Demli çayı adam normal suyuyla beraber getirir. Der ki ben senden demli çay isterim. Bu da gider yarım dem getirir, su eklemez. Evet. Niye yarım getirdin deyince der ki senin istikakın bu yarım çaydır. Diğeri sudur. Sen dedin dem getir, ben de senin istikakını getirdim. Diyelim 1 lira, sen 1 liralık çayını iç. Ama tam doldurursam 2 liradır. O da der ki o zaman istikakımı getir bundan sonra. O çayın adı Eşref Paşa var. Yine adalet adı olmuş. Evet. Başkasına der tam doldur getir. Aynı parayı. Peki bu kahven şimdi Kavulman'da Dereli'nin kahvesi diye tanınıyor. Evet, Dereli çay. Bu isim nereden aklına geldi koydun? Yılmaz Sakinci var da kim ben? Evet. Ben yukarı dere olduğum için sürekli bana Dereli Dereli diyirdi. Hani yukarı dere değil ben, sadece Dereli. Dereli. El ondan da lakabımız Dereli. Yani o ismi o verdi. Evet. Ama güzel, yakışmış yani. Adam diyor nerede? Demin sordum bunu. Dedi ki Dereli'nin kahvesinde çay içiyor. Evet, yani Dereli bir mekan. Aile de kaldı. Aklımızda Dereli var. Dereli dedi mi Necdet Sultan'ın burada var. Evet. Peki ismini deseler bilmezler çoğu. Necdet'in kahvesi deseler kimse bilmez. Ama Dereli dedi değil mi? Tanrılar. İş tamam. Peki çay satışlar nasıl gidiyor? O da Abuş abinin masası. Ama iyidir, kıştır, ideriz. Çay da 1 lira değil mi şu an? Evet. Abuş abinin masası burada muhtarı. Yılbaşından sonra zam var mı çaylara? Yok, daha zam yok. 200 sene yok. 200 sene yok değil mi? Zaten geçen sene yaptınız herhalde. Yok abi, yazın yaptık işte. Yazın geçen seneydi de. 2-3 ay. 2019. Evet, 2020'de gittiğimiz için. Allah hayırlı, Allah hayırlı satışlar versin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah razı olsun. Babana da rahmet olsun. Baban da yıllarca Kağızman'da kahve mecburi. Canı cennet olsun. Cümlesinin içinde de babamız. Sizin ailede şimdi kahvecilik yapan abim var, sen varsın. Kenan abim, ben bir de yeğenim. Yeğen de yapıyorum. Kalır zor. Evet. Bunun kahvehanesi? Ya, babamın eski kahvesi de. Şeyde. A101'in üstü. He. A101'in üstü. Şey, bu Hacı Kağızman Caddesi. Hacı Kağızman Caddesi. Allah hayırlı işler nasip eylesin. Cümlesine içelim. Dönelim ya. Şimdi senin işinden etmeyelim. Teşekkür sen ederim. Sen satışlarına devam et. Şimdi Ahmet Bey, gravyeri anlatmadı. Bak Said abi, gravyeri bizim kültürümüzde zaten bazının kültürü değil, yok. Genelde göle tarafında. Ve özellikle de yapıldığı tek yer Boğatepe'dir. Yağ oranı kaşarın 2-2,5 katı. Zaten fiyat olarak da belli oluyor. Yani kaşar 40 olduğu yerde 100 liraysa demek ki maliyeti onun 2,5 katı. Peki alıcı var mı onun 100 liraya? Çok nadir. Değil mi? Yani genelde dışarıdan talep var. Buradan değil de. Yani çoğusu da yani bildiğinden değil, merakınla. Var adam mesela merak ediyor. Evet, bakayım tadı nasıl? Tadı nasıl diye. Mesela normalde 100 liraya çok var. Şey, damarları tıkar mı? Tahmin etmiyorum. Yağmıdır yani. Tıkarsın, tahmin etmiyorum. Şimdi bilmediğim konuda konuşmak doğru değil. Değil mi? Şimdi bilmiyorum şimdi niye yani. Tıkar ya da tıkamaz diye muhabbet herhalde. Yağlı da çünkü. Tabii yağlı. Yani sürekli yersen belki de tıkama yapar. Şimdi sen kimsenin 100 lira olduğu yerde kimse sürekli yemezsen. Bir tadına bakarlar o kadar. Yani tadı mı? Tatlı
tatmış mısın sen? Ben tattım, hoşuma gitti. Neden dolayı yani? Kokusu mu tadı şey ağır mı geldi yağı? Ağır. Yağı ağır değil mi? Mesela bir tereyağı gibi değil değil mi? Ha, tereyağı hafiftir. Hafiftir. Ben bunların içinde en güzel yine kaşar. Eski kaşar tabii üstünde değil mi? Eski kaşarın da kabuğu yok ya. Sayılır, kabuğu çok bir de sertleşiyor kaldı. Onu zaten kaşar, eski kaşar, eski kaşar yapan da o kabuktur. O kabuk olmazsa bir anlamı yok. Değil. Sayılır bir geçer mi dükkana? Valla şöyle bir... Sen yap gel, ezan saatidir. Ben dükkana geçiyorum, sen gel. Sana bunu al. Tamam. Ben de şu kahveyi böyle bir dışarıdan çekil gel. Zeki Bey. Baba baba. Yeni yılın hayırlı uğurlu olsun. Baba ne diyeyim baba, hiçbir şey diyeyim. Ne diyeyim Ömer abi ya. Sayın abi. Sayın abi. Resim. Resim gösterelim. Tamam. Masasına muhtarına da yok. Muhtar burada. Hangi muhtar? Ağda boş abi. Şuradan şey var. Muhtarım yeni yılın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Cebim parayla, gönlüm huzurla dolsun. Doldu mu cebin parayla? Para ne de doldu. Hala gidiyor ki gelmiyor. Kıydı sen böyle terbiyesin. Ya çok giymişim. Burada sıcak. Yeni yılınız hayırlı uğurlu eyvallah, olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cebiniz parayla, gönlünüz huzurla. Hayırlı, sağlıklı yıllar olsun. Paranın amin. İnşallah. Sen hangi köyün muhtarıydın? Yok, muhtarımız. O bizim mahallenin muhtarı. Biz muhtar değiliz. Bir dakika ya da muhtarı. Muhtarım, çalışmalar nasıl gidiyor? İyi, valla başkan, iyi. İyi, Allah için. İnşallah 2020 yılımızda doğal gazından doğar. Mutlu yıllarımız olur. Sevinçli yıllarımız olur. Allah rast getirer. Abi cümlesin ha. İyi. Sana da kolaylıklar dilerim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen de bütün başarılar dilerim. Sağ ol. Ocaksıyla da sohbet edip gidelim. Abi, kolay gelsin baba. Sağ olun, hoş geldin. Bu hizmet çayların artığı değil mi? Evet abi. Allah, yaman yığmışsın ya. Lavabo tıkanmasın diye biz mecburen bu süzgeci kullanmak zorundayız. Allah güzel ya. Bir tıkandı mı haftalarca uğraş. Değil mi? Değmez ya. Kaç türlü çay yapıyorsun, süzme çay? Süzme, çiçekli. Efendim, Eşref Paşa içen var çünkü yarıya kadar. Adamın özelliği o. Değil mi? Adamın özelliği o. Eşref Paşa içen var değil mi? Eşref Paşa içen var. Eşref Paşa'nı da lazım olur efendim, şöyle anlatayım efendim. Mesela adam diyor, bana büyük bardakta verme, küçük bardakta bir Eşref Paşa. Eşref Paşa dedim, şu şekli oluyor. Evet. Çiçekli, yarım. Yarım. Yani bir dudak payından biraz daha fazla kalacak şekilde Eşref Paşa'yı yapıyoruz. Bu Eşref Paşa. Tabii ki bunun tadı daha başka. Kesinlikle. Tabii. Sade dem de. Sade dem, bir de taze çay olacak. Evet, taze çay. Taze çay. Afiyet olsun. Çiçekliye bakalım hele bir. Tabii ne demek. Bu şimdi bu tombul bardağı, bunun da bir özelliği var. Tombul bardağı. Bu küçük bardağı, bu tombul bardağı, bu da büyük orta bardağı. Orta bardağı. Aynen. Ama şey açık et. Bu çiçekli. Çiçekli süzme açık. Bak bu da süzme. Bazıları açık. Ama su hoş vermeyle şey hoş. Evet. Aman. Pardon. Biraz daha bir açık olsun. Bu çayımızı gene aynı şekilde ilave ediyoruz efendim. Üstüne tekrar su ilave edip yavuza verip gönderiyoruz. Peki şu çiçekli çayı nasıl yapıyorsun üzerine çiçekler? Düşüyor lan. Bak şimdi üzerine çiçek gelmiş. Çiçek gelmiş. Şimdi abi bizim demliklerimizin bazı demliklerimiz var. Mesela bunu sıfır aldım ben. Evet. Sıfır aldığım zaman içindeki delik süzgeçlidir. Biz o süzgeci ne yapıyor biliyor musun? Tornavidayla süzgeci kırıyoruz. Evet. Çiçekli çıkartmak için. Zaten süzme içen süzgecimiz var. Evet. Çiçekli içen ne yok? Sen büyük sürat. Ama mesela süzme içen varsa süzme yapıyoruz aynı bu şekilde. Çiçekli isteyen varsa zaten biz demliği sallamadan, aşağı doğru çektiğimizde sallamadan. Bazen de
Mesela adam var bol çiçekli çay ister. Mesela o da onu da çiçekli yapıyor abi. Adam bol çiçekli çay istediği zaman demliği biraz bu şekil, bir aşağı bir yukarı bol çiçek dedim bu şekil. Hmm. Ya bunun da bir özelliği var abi, al. Bunun da bir özelliği var. Bak bu harika oldu. Asıl bol çiçekli bu. Bu. Bol çiçekli bu. Ama bunun tadı daha değişik, daha güzel. Ya zaten ağzına çiçek değecek ya. Evet aynen bu şekilde. Çiçek değmedi mi tad alamazsın. Tad alamaz abi. Senin adını soyadını bir alalım. Selman Aladağ. Selman Aladağ. Kaç yıldır ocakçısın? Valla nereden baksan 94 yılından bu yana ocakçı işlerine bak. Yani aşağı yukarı 25 yıl oldu. 25 yıl oldu hemen hemen. Allah işini gücünü rast getir. Teşekkür ederim abim. O çiçeği kime götürüyorsun? Bak orada bir yabancı arkadaşımız var. Adam diyor bana bir çiçek çiçeğe getir. Değil. İçene afiyet olsun. Amin abi, Allah afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum ustam. Rica ederim abi, ne demek? Yeni yılın tekrar kutlu olsun. Cümlemizin abim. Allah sağlıklı, abim. Umutlu olsun. Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Çayımızı içeydin. Sağ olasın. İçtim çay. Tamam abi. Sen de sağ çekeceğim. Otur baba. Aleykümselam. Kazman'da Hayat programının 1 Ocak. Ulan çok telaşlı, başını kapat. Zahmet. 1 Ocak 2020 Kazman'da Hayat programının 1. bölümü. Evet. Bu da bizim Cafer Bey. PTT'den emekli. Telekom'da çalışıyor. Senin yaşın geçti daha, emekli ol artık. Ne olacağız inşallah. Çok mu? 40 yıl çalışan var ya. Evet. Biz Tarım Bakanlığı'na rağmen biz Telekom'da çalışıyoruz. Ne? Evet, eski Telekom'da. Senin bir tane yaptın. Ben Fatih Ağır. Dün Telekom'la özelleştirme nedeniyle Tarım Bakanlığı'na emekli oldum. Şu an Türk Telekom'da iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. Yeni yıl mübarek olsun. Sağ ol. Bugün de Zemheri'nin 11'i. Dışarıda çay içiyoruz. Hava çok güzel. 21'inde başladı. Bugün 1 olduğuna göre Zemheri'nin 12'si. 12. günü. Ama böyle çok güzel hava. Ve şey de yok. Yani kar yok, buz yok yerlerde. Böyle pırıl pırıl, tertemiz. İstiklal alanı. Efendim, Dereli'nin çay evi, Dereli'nin şöyle bir Derelisini de çekelim. Kamera çekilsin. Kamera çekin o baba ya. Sen de çekelim mi? Çek. Sait Bey gel çay iç. Bir yılbaşı mesajı ver millete. Yılbaşı bütün insanlığa, bütün dünyaya huzur, barış, kardeşlik, sağlık ve sıhhat getirsin. Herkesin karnının doyduğu, huzur içinde yaşadığı bir dünya olsun. Ceddine rahmet. Bu da İmamoğlu. Yeni yılın mübarek olsun. Allah razı olsun. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de mesaj veresin Cafer Bey. İstanbul şeyine, alemine Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Afiyet versin. Evet. Evet, İslam alemine. Bak şairimiz de geldi. Kağızman'ın Kers köyünün halk şairi. Yeni yılın mübarek olsun. Gönlün huzurla, cebin parayla dolsun. Amin, hepimizin cümlemize bize. Üstad senden de bir şiir alalım o zaman. Evet diyorum, gül ben sana hep okunca Muhammed'i görüyorum. Aşkı kalbimi yaktıkça Muhammed'i görüyorum. Gel kalma öyle enginde, güzel yok senin de günde. Aşkı çekenin elinde Muhammed'i görüyorum. Sabah seher yetkisinde, fereklerim bu hızında. Gül ben senin şu nazında Muhammed'i görüyorum. Bir samihi geldi geçti. Sırrını bir göle açtı, üzü nurdan bir yar seçti. Muhammed'i görüyorum. Yüreğine sağlık Sami Usta. Evet. Teşekkür ediyorum, çok ben sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, Allah'a emanet. Bir yılbaşı mesajı da alabilir miyiz senden? Yılbaşı birbirimizi sevelim, sayalım. Cenab-ı Mevla'nın vermiş olduğu bu nimetlerin değerini bilelim.
başta da Cenab-ı Mevlan bu sağlık da şey diyor ya, sağlık da her şeyin başı değil mi? Gamlanma günü, gamlanma günü diyor. At yiğidin öz yoldaşı, yiğit yiğidin öz kardeşi. Sağlıktır her şeyin başı, gamlanma gönül gamlanma. Budur mesajım. Ceddine rahmet. Evet. Çok sağ olasın, var olasın. İyi günler. Alı baba, kameran nerede? Bir yeni yıl mesajı alalım senden. Bütün İslam aleminin, tüm Müslüman kardeşlerimizin hepsinin yeni yılını sevinç, sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmesini temenni ederiz. Biz de senin yeni yılını kutluyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı ömürler olsun. Ben konuşacağım. Önce sen konuş, sen çağır. Ben ne konuşayım mesela? Bir yeni yıl mesajı ver. Ne diyor ki? Herkesin yenilik, yılını kutlarım. Yeni yılını kutlarım. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Şimdi gelelim. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu. Senin de hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılın cebin parayla dolsun, gönlün huzurla dolsun. Amin. Amin, amin. Amin. Yeni yılın kutlu olsun. Bütün Müslümanımızı iyiliğini kutlarım. Hepimize mutluluklar dilerim. Ceddine rağ. Sevgili. Bak bu da kasaplar kralıdır. Saygılar abi. Kasaplar kralı mısın? Sen de bir yeni yıl mesajı ver. Abi hayırlısı olsun. Kazasız belası olsun. Amin. Memleketimize, devletimize. Evet. Biz de senin yeni yılını kutluyoruz. Allah huzurlar versin. Teşekkür ederim.